Manşete hoş geldiniz. ABD için Erdoğan bitti. KJ'sini attık. E, bugünkü ana gündemimiz, konumuz bu. ABD için Erdoğan bitti. Türkiye bitti mi? Hayır, Türkiye bitmedi. Türkiye devam ediyor, edecek. Fakat e, gündeme geçmeden evvel şunun altını çizeyim. Bir ülkede bir iktidar bu kadar uzun süre devam ederse, bir noktadan sonra Kaldı ki o iktidar ne kadar başarılı olursa olsun bir noktadan sonra tepe taklak gitmeye başlar. Başlıyor da. Ayrıca ilelebet bir iktidarı başarıyla yürütmenin imkanı da yok bugünkü modern dünyada. Onun için belki de Amerikalılar iki dönemden sonra başkanlığı kesmişler. Yani üçüncü dönem aday olamıyorsunuz. Bir kişi en fazla iki kere başkan olabiliyor. Bu aynı, aynı zamanda hani yönetimde bir istikrar, kan değişimi, tazelenme falan açısından da önemli. Bir örnek vereceğim. Mesela Amerika'da Trump gitti Biden geldi ve Trump'ın iptal ettiği anlaşmaları tekrar raftan indirdi ve uygulamaya koydu. Trump dönemindeki bazı uygulamaları da değiştirdi. Ve kimse de ya bir dakika ne oluyor Allah Allah Amerika kafayı mı yedin dün böyle yapıyordum, bugün böyle yapıyorsun demedi. Neden? E çünkü bir başkan gitti bir başka başkan geldi ve ee, önceki başkanın politikalarını elinin tersiyle itti ve bir takım şeyleri kendine göre tekrar planladı. Dolayısıyla işte yönetimdeki tazelenme veya yönetimdeki değişiklik bu. Yarın öbür gün Erdoğan gittiğinde başka biri geldiğinde diyelim ki S-400'leri iptal edebilir F35 anlaşmasına tekrar dönebilir mümkün mü mümkünse tabii hani bilmiyorum bunun mümkün olduğunu çok zannetmiyorum ama e, diyelim ki İngiltere ile Fransa ile veya Orta Doğu'da farklı ülkelerle Rusya ile farklı ilişkiler geliştirebilir o Erdoğan dönemiydi AKP dönemiydi şimdi ben geldim ve e, e, artık bu konuda böyle bir politika götürüyoruz falan diyebilir Türkiye içindeki İç politikada da elbette işle işe dair bir takım şeyleri değiştirebilir. O zaman hiç kimse ya böyleydi bu niye böyle oldu falan diye sormaz da. Neden? Çünkü bir dönem bitmiştir, yeni bir dönem açılmıştır ve o da kendi politikalarını uygulayacaktır. Zaten iktidara gelirken bunu vaat ederek gelmiştir. Ben öyle değil böyle yapacağım diyerek. Dolayısıyla tazelenme kaçınılmazdır, tazelenme gereklidir. Şimdi bir ülkenin başında 20 yıldır aynı iktidar ve aynı kişi varsa onun için sabah başka, akşam başka konuşur. Dün e, kabul ettiği şeyleri bugün reddeder. Dün reddettiklerini bugün kabul eder. İçeride dışarı, başka, dışarıda başka konuşur. Ve gittikçe de artık inandırıcılığını kaybeder. Erdoğan'ın son Amerika hezimeti inandırıcılığını kaybetti, kaybeden bir liderin dramatik finalidir. Buna böyle bakın. Türkiye'de yayın yapan insanlar bunu bu kadar açık söyleyemiyorlar. Niye? Yani yarın öbür gün kapatırlar, polis kapılarını çalar, şu olur bu olur. Kendilerine muhalif diyenler de yapamıyor bunu. Fakat bunun altını net olarak çizeceksiniz. Türkiye'de Erdoğan dönemi bitmiştir, sürdürülemez. Yenilenme şarttır. Yeni bir başkan, yeni bir hükümet, yeni bir iktidar, yeni bir parti. Çünkü kredibilitesi bitti. Çünkü inanılırlığı bitti. Birazdan Amerika bahsini biraz daha geniş konuşurken örneklendirerek anlatacağım. Dil bilmeyen insanlar dışişlerinde yahu. Amerika'ya astıkları ilanlarda Gramer hataları var. imla hataları var. İngilizce bilmeyenler. Ya bir tane böyle iki tane e, ana dili İngilizce olan Amerikalı veya İngiliz metin yazarı veya gazeteci Roma büyüme işte o ülkelerde yetişmiş o dile hakim insan da mı yok sağınızda solunuzda bir şey yayınlarken veya bir yere bir tabela asarken en son ondan onay alacağınız, ona çek ettireceğiniz, kontrol ettireceğiniz. Gündeme geçelim. Uğur Gürses paylaşmış ki dolarda gerçekten dramatik bir hareket var. Günaydın zorlama biçimde faiz indirerek TL'yi daha değersiz, buna bağlı olarak da hayatı daha pahalı getirdiğiniz güne de günaydın diyor. Durum bu. Birazdan ekonomik konulara daha yakından bakacağız. Ergun Babahan paylaşmış. Erdoğan'ın yakın çevresi Merkez Bankası'nın faiz indirimini biliyordu. Karar öncesi dolara yüklendiler demiş. Mühim bir iddia. Evet. Demirören gibiler düşük faizle yapılandırma yapacak sonra faiz yine 300-400 puan artacak diyor. Seçim startı verilmiş demiş Kad karardaki yazısında İbrahim Kahveci. Seçim startının verilmesine gerek yok. Verilir yani o zaten seçim startı verilmiş durumda her anlamda. Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye seçime gidecek ve bir yıl içinde seçime gidecek bir ülke artık seçim satım haline girmiştir. Bu ay gelecek ay, öbür ay, üç ay sonra, beş ay sonra tamamen artık seçim satım halinde bir ülkedir. Buna da böyle bakmak e, gerekiyor. Fahiş fiyat halledilecek deyip halden başlamışlar. Bir de böyle tuhaf tuhaf karşılaştırmalar da yapılıyor. Haldeki fiyatı bu, marketteki fiyatı bu. Yani haldeki fiyatıyla. Yani ya Türkiye'de yaşayan insanlar, az çok bu işlere biraz kafa yoran, bilen, ev geçindiren insanlar bir malın e, haldeki fiyatıyla elbette manavdaki fiyatının veya marketteki fiyatının aynı olmayacağını bilirler yani. Balık pazarına gittiğinizde, balık haline gittiğinizde daha uygun fiyatla kasa kasa balık alırsınız. Ama mahallenizdeki bakka e, şeyde, balıkçıda daha farklı satılır bu. Ben de anlatıyorum. Fiyatları biz de denetleyebiliriz. Neymiş o? Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği hal kayıt sistemiyle marketlerdeki sebze meyvelerin alış fiyatını görmek mümkün. İşte okutuyorlar falan alacağımız domates halde 2,5 lirayken reyonda %100 yüz artışla 5 liradan satılıyor falan. Ve bunu da haber diye sunuyorlar. Ayşe Mine Alioğlu buna imza atıyor. Tabii ki haldeki fiyatla manavdaki fiyat fark edecek. Ben de anlatıyorum işte sabahın manşeti zincir marketler piyasayı bozuyor. Erdoğan'ın lafı böyle girmiş. Ben size bir iki ay önce bir örnek vermiştim. Ee, dün de Memduh Bayraktaroğlu çok güzel bir tweetle anlatmıştı. Yani mal ve hizmetlerin fiyatı pazarda oluşur. Ve bunu siz elinizle değiştiremezsiniz. Pazarda ne oluşmuşsa o. Şimdi e, İngiltere'den örnek vermiştim. Bir kere daha aynı örneği e, getireceğim. Bu fotoğrafı ben çektim. E, alışveriş yaptığım e, bir marketin önüne asılmış bir ilan bu. Büyük bir ilan panosu. Ve burada diyor ki Sainsbury's'den o da bir zincir markettir İngiltere'de. Sainsbury's'den 61 pound'a yaptığınız şu harcamayı ben de aynı harcamayı aynı ürünler 36 pound'a yapabilirsiniz diyor. Bakın Sainsbury's'de 61 pound'a yaptığınız şu harcamayı ben de Lidl ben de 36 pound'a yapabilirsiniz diyor ki Lidl buranın ucuz ee, Marketler zinciri diyebiliriz. Yani hem Türkiye ile kıyaslarsanız A101 BİM ayarında bir şeydir. Orada değilim. %40 diyor daha iyi fiyatı alacaksınız diyor. Benden aynı sepeti. Şimdi burada rekabetçi bir piyasa var. Aynı zamanda reklamlarda da bunu bu şekilde kullanmak mümkün. Yani iki telefon markası işte bak diyor aynı özelliklerdeki telefon o diyor sen diyor Apple'dan alırsan bu fiyatı alacaksın ama diyor aynı özellikler hatta bazı ilave özellikler de var bende bu kadar diyor falan. Böyle ilan vermek böyle reklam vermek burada normal. Amerika'da da öyle. Amerikan televizyonlarında gördüm görüyorum rastlıyorum. Yani firmalar rakip firmalarla karşılaştırma yaparak ee, bak işte biz daha rekabetçiyiz ya da biz daha iyi fiyat veriyoruz falan diyebiliyorlar ya da daha kaliteli ürün satıyoruz diyebiliyorlar. Ve bütün bunların hepsini halk görüyor ve gidiyor. E, şey yapıyor. Yani a evet diyor. 61 pound'a diyor orada alacağıma 36 pound'a burada alırım diyor. Şimdi buradaki ilana göre ve buradaki ürünlere göre e, bir market zinciri diğer market zincirine göre iki katına yakın daha yüksek bir fiyat çekmiş. Ne polis basıyor, ne e, ticaret bakanı bir şey söylüyor, ne de başka bir şey oluyor. Ne de halk gidip orada eylem yapıyor. Serbest piyasa, adı üstünde yani. Ha nerede uygun görüyorsan git oradan al yani. Ekonomi cinnet geçiriyor demiş. Ee, CHP'nin ekonomist vekili İlhan Kesici e, sözcünün manşetinde. Keşke cinnet geçiriyor olsa tek başına. Bakın 225 bin abonenin elektrik ve gazı kesilmiş. Ve bu daha başlangıç. Kış daha yeni geliyor. Ve elektrik doğalgaza %15 zam yolda. Evet. Ve daha demek ki çok abonenin elektriği gazı kesilecek. Kredi borcunu ödeyemeyen 741 bin kişi takibe düşmüş. Gazete başlıkları. O arada demir yollarını da satıyor. Devlet para getirecek her şeyi bir şekilde. Devlet demir yolları özelleştirme tartışmalarının yaşandı, yaşandığı demir yollarında gayrimenkullerin değerlerini hesaplamaya başlamış TCD'de. Evet. Sonra Çanakkale Köprüsü 15 Euro. Bunu güzel yapmışlar. Dur yolcu 15 Euro ver. 15 Eurosuz geçemiyorsun. Artık Çanakkale geçilmez oldu yani bir anlamda. İronik ama durum bu. Test sürüşü olmadan 63 milyon euro ödenmiş. Nereye? Metrobüslere. İstanbul Büyükşehir'in AKP döneminde Hollanda'dan 63 milyon euro ödeyerek aldığı metrobüsler garajlarda çürümeye terk edilirken Konya ilişkin bir gün gazetesine konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı söz konusu araçların test sürüşü bile yapılmadan alındığını söylemiş. 50 araçtan 16'sı hurdaya ayrılmış biri de yanmış bu araçları günde 4 saat kullanıyoruz diyor. 15 yaşındaki genç isyan etmiş videosunu seyredersiniz 2 dakika 13 saniye. Ay sonunu düşünüyorsam, doğru düzgün et yemiyorsam, defterimi haftalık harçlığımı yemeden almaya çalışıyorsam bunu sorumlusu bu iktidardır diyor. 15 yaşında çocuklar. Onun için sonra da gençler niye gidiyor falan Öğrencinin tarafındayım hashtag ile. Evet yurt bulamayan öğrencilerin dramı Twitter'da bir kampanyası var. Destek verdim. Destek vermenizi evet. öneririm. Evet. O arada e, muhalefet barınamayanlar için devreye girdi. İktidar söylem değiştirip seferberlik başlattı diye bir haber çıkmış karar gazetesinde. Demek ki sorun varmış diyor. Çok tuhaf bir şekilde şu oluyor. Bir takım yani öğrencilerin yurt bulamadığı, rakamlarla ortada. Barınacak ev bulamadıkları rakamlarla ortada. 2-3'ü üçü bir araya gelse bile bir ev tutamıyor. Ve okumak istiyorlar bunlar. ve bu çok yaygın bir sorun. Yani 10 binleri ilgilendiren aileleriyle beraber 100 binleri ilgilendiren bir sorun. Sonra hükümet diyor ki yalan söylüyorlar, algı yapıyorlar. Böyle bir şey yok, hükümet diyorum. işte iktidar, işte ilgili bakan. Ya arkadaş, halka inmiş Halkın mühim bir kesiminin yaşadığı bu sorunda halk sorun yaşıyor, yani kendi çocuğu barınamıyor, yurt yok. Televizyon seyrediyor, akşam açıyor bakıyor, ilgili bakan algı yapıyorlar, böyle bir sorun yok diyor. Yani halkın e, derinlemesine yaşadığı, sıcağı sıcağına yaşadığı, bizzat yaşadığı bir sorunda, hadi başka konularda Rusya ile ilgili, Amerika ile ilgili yalan atabilirsiniz, İsrail ile ilgili yalan atabilirsiniz. Ama halkın birebir yaşadığı, ocağına ateş düşmüş, birebir yaşadığı bu olayda bile halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Peki o e, aileleriyle beraber yüz binlerce öğrenci ve öğrenci ailesi ne düşünüyor bu konuda? Bakan algı yapıyorlar böyle bir sorun yok diyor televizyonlarda. Yani o adam veya kadın da çocuğuna bakıyordur herhalde. Ya çocuğum sen yani biz mi yanılıyoruz acaba? Bakanda mı bir problem var falan değil. Yani çok tuhaf. Yani işin geldiği nokta buran buran bir sorun yaşanırken de gene halka yalan söylemeye devam etmek. İşte zincir marketlerle mücadele falan bunun bir parçası ve devamı. Peki nasıl bir cesa, cehaletle karşı, karşı karşıyayız? Bakın bir Göktürk e, Göbekli Tepe'den bir anıtın e, bir sütunun replikası e, işte konmuş New York'ta. O da açılmış falan. E, Türkiye'nin bahçesinde muhtemelen ve bunun e, altına şöyle bir plaka konmuş. Gift of Turkey diye Türkiye'nin hediyesi fakat şeye baktığınızda İngilizcesine baktığınızda pilar diyor ki bu saç kıl tüy demek e, Aslında işte bu bir sütunun göbekli tepedeki sütunun bir replikası falan diyecekken. <laughs> Ee, ...saçın, tüyün replikası gibi bir şey olmuş. Altında da işte inscribed... ...işte bu işte UNESCO tarafından onaylanmış manasına geliyor. Orada da B harfi kullanacakken... ...P harfi kullanmışlar. Tuhaf bir biçimde... Ee, ...yani şu bir satırlık bir şeyi siz oraya bir... E, ...plakayla koyuyorsunuz... ...ya başta da söyledim. Ya ana dili İngilizce olan... ...birkaç İngiliz, birkaç Amerikalı... ...metin yazarı, gazeteci, yazar, neyse... Bulabilirsiniz bunu. Milyonlarca dolar harcıyorsunuz. Savuruyorsunuz. Ya onlara bir gösterin şunu böyle basmadan etmeden. Sonra Erdoğan da onun önünde fotoğraf çektiriyor. Değiştirmişler bunu. İmla hatası ortaya çıkınca. imlayı düzeltmişler. İşte piları çift L ile yazmışlar. Inscrypt'teki P'yi B'ye çevirmişler filan. Neyse. Sonra bunu Gift by Turkey'yi Give by the Republic of Tur Türkiye olarak değiştirmişler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Türkiye kaldırmış Türkiye koymuş. Neymiş efendim? Türkiye Hindi demekmiş. Yani ee, Türkiye'yi yerleştirmeniz mümkün değil. Türkiye olarak biliniyor ayrı bir konu. Ayrıca Türkiye Hindi olarak da anlaşılmıyor. Yani Mısır Darı olarak mı anlaşılıyor? Mısır 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 dediğinizde, bir ülke olarak Mısır'dan bahsettiğinizde. Kanarya adalarından bahsettiğinizde aklınıza cik cik öten kanarya kuşları mı geliyor? Hindistan dediğinizde işte Hint, Hindi orada da geçiyor. Aklınıza Hindi geliyor mu Hindistan derken Türkçe'de? Gelmiyor. Hindi diyarı falan mı geliyor aklınıza? Neyse, geçelim. Bir başka imla hatası da burada Times meydanına bu milletin parasıyla verilen ilan yani Erdoğan bir kitap yazıyor. Bunu bastırıyor birkaç dilde. Ve işte bunu ilanla milanla hepsi milletin parasıyla. Yani sen kendin yapıyorsan şahsi bunu şahsi cebinden şey yapmalısın ve bunu açıklamalısın. Ve bunun bir izahı gerekir kamuoyuna. Onu geçtik. Burada da imla hatası var. World is possible demesi gerekirken ki yani bu İngilizce ifadede de sıkıntılar var. Ayrı bir konu. Ama orada iz düşmüş. Bu şekilde. Yani bir yap, koskoca ilan veriyorsunuz. On binlerce belki yüz binlerce dolar harcıyorsunuz Times Square'de falan bir ilan çıkmak için. Sonra çok basit bir e, İngiliz'in bir Amerikalı'nın bir editör kalitesinde e, kapasitesinde birinin bir bakışta anlayabileceği bir düzeltebileceği bir şeyi böyle hatalı götürüyor. Bir değil bin tane bir başkası. Yani Erdoğan'ın son Amerika gezisi çuvallamalar üzerine. Yani bir tek bir, bir şey imzaladı. Bir anlaşma yaptı, onu da yırttı. O da bu. Amerikalı bir Yahudi kuruluşu ki uzmanları bu Yahudi kuruluşunun da bu Yahudi kuruluşunun da çok ismi bilinen bir Yahudi kuruluşu olmadığını söylüyorlar. Belli ki Yahudiler de Erdoğan'ı terk etmiş. Çünkü Erdoğan Amerika'ya her gittiğinde Yahudi temsilcileriyle veya oradaki lobileriyle bir araya gelirdi. O güne kadar pek ismi duyulmamış bir Yahudi kuruluşuyla bir protokol imzalanıyor ve ortadaki kişi Yavuz Selim Kıran. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Ve bu imzalanan protokolde şu var. Yani işte İsrail'in bölge ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle ilişkilerinin düzeltilmesi işte İbrahim Anlaşması falan çerçevesinde biz de şeyiz. O arada işte efendim İsrail'e karşı boykot böyle aşırılık aşırılıkçı, ekstremist olarak geçiyor. Yani bir anlamda terörist demeye de getiriyor. Böyle diyor aşırı uçlarla da diyor karşıyız falan diyor. Ne demek yani İsrail'e boykot bu konuda da diyor İsrail'in yanındayız falan böyle bir metin. Evet. Sonra yani bu e, TASC diye mi okunuyor TASC artık neyse. Bu AKP'nin bir kuruluşu Amerika'daki. Sonra bunun AKP'nin bilgisi yok falan demeye getiriyorlar. Ya arkadaş işte önünde Erdoğan toplantı yaptı. Sonra diyorlar ki bakan yardımcısı içeriği bilmiyordu. Karar gazetesinden okuyoruz. Neymiş işte. Yani bakan yardımcısı böyle metni tutarak poz veriyor ve içeriği bilmiyormuş. O Yahudi kuruluşunun da, o AKP'nin oradaki örgütünün de, o bakan yardımcısının da hepsinin de bu olanlardan haberi vardı. Olmaması mümkün değil. Ayrıca dışişleri bakan yardımcısı İngilizce bilmiyor mu? Önünde dört satırlık bir Metin var. O metni okuduğunda ne anlama geldiğini bilmiyor mu? Eğer bilmiyorsa yuh olsun yani onun derhal görevden alınması ve hitap edilmesi gerekir. Fakat öyle bir şey yok. Her şey Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla oldu. Ve Erdoğan orada Biden'la görüşmeyi umuyordu. Ve işte Yahudilere şirin görünme böyle de bir protokol yaparak e acaba Beyaz Saray'dan randevu kopartır mıyım diyordu. Olmadı. Olmayınca da çektiler. Tepki de geldi tabi. Bakan yardımcısı içeriği bilmiyormuş. Ya arkadaş <laughs> 4 satırlık bir metin ya şu. Nasıl bilmiyor yani? Bir insan böyle kameralara tutup poz verdiği bir metinin de ne olduğunu bilmez mi? O paylaşıyorsun o kadar falan. Ben de anlatıyorum. İşte burada Erdoğan kendi kuruluşunun önünde basın toplantısı yaparken veya konuşma yaparken. Erdoğan istediği olmadı. Erdoğan'ın istediği Biden'la görüşmekti. Biden'la e, görüşmeyi kotaramadığı için sinirlendi. Sinirlendiği için de Amerika'yı terörize etti. Halbuki giderken e, böyle işte Yahudi e, lobisine olsun, oraya buraya olsun böyle zarflar dağıtıldı. Ve Erdoğan bütün liderlere görüşmek için hazır olduğuna dair e, Türk evinde kabul edelim, Türk evinde yeni açmışız. Herkes gelsin. Bütün dünya liderleriyle burada e, görüşeyim falan diye de haber yolladı. Ama Erdoğan kimlerle görüştü biliyor musunuz? Erdoğan yine Gürcistan, Burundi falan gibi ülkelerin başındaki insanlarla görüşebildi. Hırvatistan, Slovanya, 7 veya 8 ülke. Biri de İngiltere. O biraz böyle işte sınıfı geçiyor. Niye? E Boris Johnson esasen oraya Erdoğan'la görüşmeye de gitmedi. Ama Erdoğan'dan gelen görüşme talebini evet dedi. Ayrı bir hikaye. Boris Johnson esasen oraya Amerika Başkanı Joe Biden'la önceden planlanmış bir görüşme için gitti. New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısından da Washington'a geçti ve Beyaz Saray'da Joe Biden tarafından kabul edildi. Boris Johnson'un oraya gitmesinin nedeni buydu. Ayrıca zaten Amerika Birleşmiş Milletler işte zirvesinin ev sahibi olarak bütün ülkelere gelmeyin mümkünse dedi. Ya çoğu ülkede zaten online katıldı ve konuşmasını online yaptı. Fakat Erdoğan uçaklar dolusu heyetle yüzlerce kişiyle falan giderek orada bir şey yapabilirim veya Amerikan başkanıyla bir fotoğraf verebilirim diye düşündü. Olmadı bu. bu. Olmayınca da köprüleri yaktı. Evet. Biden teröristlere silah taşıyor dedi. ABD ile gidişat pek hayra alamet değil dedi. Pek çok gazetede de benzer şeyler var. Erdoğan'ın... Ee, Sözlerine bakalım ki bunu Cuma çıkışında da söyledi. Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı sürecini işlediğini söyleyemem. Sürekli olarak bize S-400'ü dayatmalarını bir defa kabul etmemiz bizim mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri, atma, geri adım atmamız mümkün değil. Temennim olur ki iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu andaki... Gidiş pek hayra alamet değil. Benim başbakan cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush'la iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Trump'la iyi çalıştım ama Sayın Biden'la baş iyi başladık diyemem. Bir git yahu. Bitmiş dönemin artık yani. yani kendi dilinle ikrar. Yani oğul Bush döneminden beri iktidardasın yahu. <laughs> Dört tane başkan deymiş Amerika'da sen duruyorsun yani. Evet. Ama sorun Erdoğan'da değil. Evet. Sorun Erdoğan'da değil. İşte bu Erdoğan ay sonunda Rusya'ya gidecek ve Soçi'de Putin'le buluşmayı umut ediyor. Orada da Putin'le yapacağı görüşmeyi heyetler arası görüşmeyeceğiz biz baş başa görüşeceğiz falan diyerek reklam ediyor yani. Artık heyetlere de gerek yok biz baş başa her şeyi kendi aramızda halledeceğiz. Tıpkı diyor nasıl Putin'le Aliyev baş başa her şeyi kendi arasında hallediyor aynı şekilde biz de diyor Putin'le baş başa halledeceğiz. Şahsım devleti. Evet kimse de bilmiyor bu kayıtları, bu görüşmeyi, burada ne olup ne bittiğini. O arada Amerika'dan umudunu kesmiş de değil, Reuters geçmiş Türkiye F-35 programına katılımı için lobicilik faaliyeti yürüten firmayla sözleşmesini bir yıl daha uzatmış. Evet. Eski Büyükelçi Namık Tan paylaşmış. E gitmeden önce veya yola çıkarken Erdoğan diyor ki değerli dostum Biden'la Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Üç gün sonra dönüşte Biden terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz. Cuma çıkışında da dedi ki Amerika terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek vererek dedi. İşte Promptersız konuşunca böyle çoğalıyor, şecaat arz, arz ederken Sirkat'in söylüyor hikayesi oluyor. Amerika terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor dedi. Beklenen destek nedir terör örgütlerine? Yani normalde Amerika terör örgütlerine normal bir desteği var, beklenen bir desteği var ama şimdi onun üzerine çıktı falan. Tuhaf. Yani Amerika mutlaka bu, bu konuşmaları, bu çuvallamaları, bu kini öfkeyi not ediyordur. Evet, mutlaka not ediyordur. Dönelim Ali Özgündü. Ali Özgündüz ilginç bir kulis paylaşmış. Diyor ki Erdoğan Hulusi Akar'ın evinde Abdullah Gül'le görüşüp parlamenter sisteme dönüş teklif etti. Yani sözüm ona hikaye şu. Hulusi Akar'ın evinde Abdullah Gül ile Erdoğan bir araya geldiler ve Abdullah Gül'e parlamenter sisteme dönüş teklif ediyor. Yani parlamenter sisteme dönelim, ben başbakan olayım, sen tekrar cumhurbaşkanı ol. İkinci kez cumhurbaşkanı olma hakkım var falan. Ali Özgündüz elbette politik görüşleri, CHP'de yaptığı siyaset falan hepsine itibar ederim, bakarım ama yani bu olabilecek bir şey değil. Ee, Erdoğan Abdullah Gül'ün partiye dönmesine bile izin vermedi. Partiye döner diye görevi teslim etmeden bir gün önce kongre toplayıp Ahmet Davutoğlu'nu seçtirdi filan falan hatırlayın. Son ana kadar başbakan olarak devam etti ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Cumhurbaşkanı olarak yemin etmeden önce mazbatasını aldı falan. Dolayısıyla Erdoğan kimseye ne Cumhurbaşkanlığı ne başbakanlık ne şu ne bu vadeder ne de böyle bir öneriyle gider. Hele hele Abdullah Gül'e. Abdullah Gül, Abdullah Gül'e attığı kazığın son 8-10 senedir haddi hesabı yok. Yani Abdullah Gül eline imkan yetki geçse bir kaşık suda boğar, çiçi yer yani. Bir de işin öyle bir yanı var. Çok fazla ihtimal verilecek bir şey değil. Erdoğan şu anda Seçim sistemi değişikliği, seçime dönük bir takım vaatler, nabız yoklamalar, muhalefeti çökertmeler, HDP'yi şeytanlaştırmalar, İyi Parti'yi şunu bunu bölmeler, İyi Parti ile CHP'yi birbirine kırdırmalar, Saadet Partisi'ni hançerlemeler falan. Bu tür şeylerle seçim satım halinde şu bir sene içerisinde eğer arazide tam anlamıyla kontrolü ele alırsa seçime gider ve kendini yeniden başkan seçtirir. Eğer bundan emin olmazsa asla o seçime bile gitmez. Bundan emin olun. Ne Abdullah Gül'ü, ne Hulusi Akar'ı, ne şusu, ne busu. Fatih Altaylı demiş ki bazı tanınmış müteahhitler kendileri için başka ülkelerde gelecek hazırlama peşine düştüler. Ee, batı ülkeleri de değilmiş efendim. Birleşik Arap Emirliklerine falan bakıyorlarmış. Niye? Kayıt dışı para. İşte efendim hukuksuz bir ülke. Yani batıda e, peşlerine düşecekler var yani. İşte Savaş Genç onu yazmış. Türkiye tribünülü hafife alan hakimler, savcılar ki Cenevrede toplanan Türkiye Mahkemesi çok önemli işkence itirafları oldu geçtiğimiz 3 gün boyunca. Emniyetçiler ve tabi siyasiler. Siyasette gün çok çabuk dönüyor. Kayıt altına alınan işkenceler sırf ibret olsun diye laheyde yüzünüze okunacak. Lahey Uluslararası Adalet Divanı. Türkiye ile modern dünyanın normalleşme yol haritası Lahey'den geçecek diyor. O arada KHK meselesiyle ilgili olarak Erdoğan Kılıçdaroğlu'na diyor ki bir defa KHK ile ilgili ben bu işi çözeceğim diyen kim? Ana muhalefetin başındaki zat sen ne zamandan beri yargı oldun bu yargının konusu. Bir kere KHK yargının konusu değil idarenin konusu. Onu da zaten Kerem Altıparmak hazırlamış. Cevap veriyorum bilmem ne sayılı kanunla sayılı KHK'lar tüm sonuçlarla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır dediğiniz zaman iş biter. Yani yarınki, yarın seçilecek Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle filan sayılı kararnameyle tüm KYK'lar veya şu KYK'lar yürürlükten tüm sonuçları itibariyle yürürlükten kaldırılmış der dediğin anda bu iş biter. Bu konu yargının konusu değildir bir. İkincisi Erdoğan'ın diplomasının geçersiz olduğu ortaya çıktığında Erdoğan dönemi icraatları da Cumhurbaşkanı olarak düşer. Bu da bir yoldur. Bu da ileride tartışılacak demedi demeyin. Bakın göreve iade edildiğiniz yazısı KYK'lıya mezarda geliyor böyle bir ülke ve üzerinden 5 sene 6 sene geçti. Ve bu süre uz uzadıkça ee, haklarını alamadan ölen, hayatını yitiren, iş göremez hale gelen KHK'lı sayısı artacak. Aileleriyle beraber tahribatı düşünün yani. O arada siz KYK'lı şu bu falan sade masum vatandaşların üzerine böyle giderken işidin medya bakanlığı çalışanı iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çekip servis eden Ömerye hakkındaki yargılama kapsamında Nisan 2020'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi ortaya çıkmış. Evet. Taşları bağlamışlar, köpekler serbest. Elmas Topçu paylaşıyor. Almanya'da bir gazeteci meslektaşımız. Almanya'nın Düsseldorf kentinde polis geçen hafta bir otele operasyon düzenlemiş. Elinde infaz listeleri, yanında silah ve mermi olan 40 yaşında bir Türk vatandaşını gözaltına almış. Cevheri Güven aynı haberi paylaşarak şu notu düşmüş. Odasında silah, mühimmat ve Gülen Hareketi'nden isimlerin yer aldığı bir infaz listesi bulunmuş. Polis listedeki kişileri uyarmış. Der Spiegel'in haberi diyor. Habere de e, bakalım. E, haberi de açtım ben. E, i̇nternette. Gerçekten son derece e, dehşet verici bir haber. Almancası olanlar okusun. E, burada bu haber bu şekilde ...yayınlanmış Almancası olanlar bu habere bakabilirler. Ama e, Chrome'da falan açtığınızda Türkçe'ye çevirerek de işte bu şekilde e, yalap şap da olsa en azından Trans Google Translate ile haber hakkında bir fikriniz olabiliyor. Evet. O arada enteresan bir haber var. Manşeti kapatmadan bunu paylaşacağım. E, fotoğraftaki kişi Enver Altaylı. Feto FETÖ yöneticisi olmak ve casusluk suçlamalarıyla 42 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle tutuklu yargılanan eski milli istihbarat mensubu Enver Altaylı diye geçiyor. Kaldı ki bu kişinin eski istihbaratçı olma dışında işte bahsedilen aidiyetler falan bununla alakası olmadığına dair tonla şey yayınlandı. Ayrı bir konu. Fakat e, 2017 Ağustos'unda tutuklanırken devletin hassas kurumlarına sızmış Rus ajanları ve bazı Rusça yazarların neden olduğunu iddia etmiş savunmasında. Çok enteresan bir şekilde telefonundan çıkan bir belge üzerinden yargısı devam ederken enteresan bir şeye ulaşmış Independent Türkçe. Onu hemen ifadesinden okuyayım. Gizli tutulması Türkiye'nin güvenliği açısından, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından şart olan belge iddia makamı tarafından dünyaya ilan edilmiş. Enver Altaylı'nın telefonundan çıkan belge suç işliyor. Ruslar böylelikle Türk devletinin elinde olan gizli bir bilgiden haberdar edilmiş olmaktadır. Yani beni casuslukla suçlayan iddia makamı aslında devletin gizli bir bilgisini Ruslarla paylaşmaktadır. Evet. Altaylı, Türkiye'nin 24 Kasım 2015'te, buraya dikkat edin, hava sahasını ihlal eden Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerine ait SU-24 savaş uçağını düşürdükten sonra hazırlandığı belirtilen raporu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçak'a verdiğini ve onun aracılığıyla üst düzey devlet görevlilerine ulaştırılmasını sağladığını söylüyor. Bir gizli belgeyi Erol Olçak'a veriyor ve onun aracılığıyla üst düzey devlet görevlilerine bunu iletin diyor. Peki o belgede ne var? O belge bu. Independent Türkçe ulaşmış bu belgeyi yayınlamış sitesine girdiğinizde görebilirsiniz. O belgede şu yazıyor. Diyor ki 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce hazırlanan raporda şu ifadeye dikkat. TC Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu ve devletin yönetiminde görevli bazı önemli şahısların mükemmelce ve akıllıca hazırlanan bir planın kurbanları oldukları ortaya çıkıyor. Amaçsa yakın zamanda devletin içinde bir ani darbe ve şimdiki yönetimin devre dışı bırakılmasına doğru gidiyor. Böyle bir darbenin yapılmasında eski Gladio, CIA ve NSA'in taktikleri kendini belli ediyor demiş. Yani bir darbe uyarısını bir gizli belgeyle Erol Olçak'a ulaştırıyor Enver Altaylı ve bunu diyor devletin üst kademesine ilet diyor. Ve bu belge Enver Altaylı'nın telefonundan çıkıyor ve mahkemede de deşifre ediliyor tüm dünyaya. Erol Olçok öldürüldü bir sniper atışıyla Boğaz Köprüsü üzerinde. Ve yine Erol Olçok darbeden günler önce Fotoğraf Siyaset adlı bir Twitter hesabından darbeyi, darbeyi ve darbeden sonra yaşanacakları haber veren bir dizi tweet atmıştı. Evet. Diyor ve manşeti kapatıyorum. ABD için Erdoğan bitti konulu manşetimiz. Bu kadar haftayı da kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi gör görüşmek umuduyla aynı aynı saatte Türkiye saatiyle 17'de hoşçakalın iyi hafta sonları.